Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve aynı zamanda da parlamentoda Cumhur İttifakı'na en yüksek oy çıkan ilçelerden biri de Erzurum'un İspir ilçesi oldu. Şimdi biz de oraya gideceğiz. Haber muhabiri Yüksel Akalan bizi bekliyor. İspir'de, Erzurum'da, İspir'de. Yanında bir de konuğu olacak. Hemen dönelim, sözü onlara bırakalım. İspir'de sandığa giden seçmenin %81'i tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Bu başarının sırrını dilerseniz yayın konuğum İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'dan dinleyelim. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk, sağ olun. Evet, en yüksek oy veren ilçelerden birisi de İspir oldu. İspir'de bu denli yüksek oyun çıkmasının sebebi nedir? Bu başarının sırrı nedir? Sizlerden dinleyelim. Şimdi öncelikle İspir Sayın Cumhurbaşkanımıza inanan bir toplum. Netice itibariyle olmazsa olmazları var. Cumhuriyet kazanımları ve Cumhuriyet'in değerleri ve bu değerleri yukarı doğru kaldıran ve 20 yıldır da bunu ete kemiğe büründüren bir irade. Yani İspir'in iradesinin idarede tecellisinin fotoğrafı Recep Tayyip Erdoğan. Yine 28 Mayıs'ta bir seçime daha gideceğiz, ikinci tur seçime. Bu seçimdeki beklenti nasıl, çalışmalarınız nasıl devam ediyor? Rehavete kapılma var mı seçmende sizce? Asla öyle bir şey yok. Ben Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi kanadından seçilmiş bir belediye başkanıyım. Netice itibariyle Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın görev sürecinin bir dönem daha, belki sonraki dönemlere de devrolması adına bir kararlılığı vardı. Bu kararlılık neydi? Aday belli, karar net. Netice itibariyle İspir'de de biz bunun çok diri anlamda bir sonuca dönüştürülmesi için adayımız belliydi, kararımız netti ve ilk turda 0.5 gibi bir puanla ikinci tura seçim kendini taşıdı. 28 Mayıs, 29 Mayıs'ta biliyorsunuz İstanbul'un fethinin seneyi devriyesi. Yani Anadolu coğrafyasında ve İspir'de Fatih'in torunları. Neticede 29 Mayıs'a 28 Mayıs'tan büyük bir zaferi taşlandırarak taşıyacak. Onun heyecanı. Ben de arkadaşlarımla beraber, sizler de sokakları, caddeleri gezdiniz. Belki mahallelerimize uğradınız. Orada da gördünüz. Biz heyecanımızdan kaybettiğimiz hiçbir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızı 28 Mayıs'tan 29 Mayıs'a taşımak amaçlı var gücümüzle, ilk günkü heyecanımızla yine sahadayız. Allah'ın izniyle hem Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin bize olan talimatı bir bayraktır. Bu bayrağı sürekli diri tutmak ve dalgalanması adına nefes oluşturmak. O güçle de Sayın Cumhurbaşkanımızı İspir'de Allah nasip ederse %84.1 olması lazım. Öyle yanılmıyorsam almış olduğumuz Cumhurbaşkanımız adına İspir'in sandıktan çıkan oyu bu. Bunun üzerine çıkmak adına bir gayret içerisindeyiz. Bu heyecanımız çok diri. İnşallah bunda da muvaffak olacağız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, yayın konuğumuz İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'du. 14 Mayıs'taki seçimlerde rekor oy veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy vererek destekleyen ilçelerden birisi İspir'di diyelim. Sözü merkeze bırakalım.